Saygıdeğer Sinoplu hemşehrilerim, 29 Mart 2009 Pazar günü, yani yarın yapılacak olan yerel seçimlerin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Ayrıca ülkemizin güzide siyasetçilerinden biri olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 vatandaşımızın elin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri bizleri olduğu gibi tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştır. Sayın Yazıcıoğlu'nun yakınlarına, Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, mekanları cennet olsun. Bilindiği gibi yarın yerel yönetimler için oy kullanmaya gideceğiz. Belediye başkanlarını, il genel meclisi yöneticilerini, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçeceğiz. Bu yüzden çok önemli bir görev bizi bekliyor. Oyumuzu mutlaka kullanmalıyız. Hem de en isabetli bir şekilde kullanmalıyız. Oy vermek, geleceğimize sahip çıkmak demektir. Eğer bunu yapmazsak şikayet etmeye de hakkımız yok demektir. Her oy bir tercihtir. Oy vermek, düşüncemizi kimsenin baskısı altında kalmadan hür bir şekilde ortaya koymaktır. Her seçimde şahit olduğumuz halkın tercihlerini yönlendirme çalışması bu seçimlerde de fazlasıyla yapıldı. Hem de yeni versiyonları da devreye sokularak. Bu oyunların hedefi halkımızdır. Sermaye, basın, iktidar gücü, anketler ve farklı farklı unsurlar kullanılarak vatandaşın oyu etkilenmek istendi. Hatta bu yöntemler içinde insan onurunu incitici olanlar da var. Kömür, gıda, beyaz eşya dağıtmak ve benzeri gibi. Bu olaylar bir ekmeğe muhtaç halk üzerinde etkili oluyor. Bu oyunlarla geleceğimiz karartılıyor. Hükümet ve ana muhalefet arasında devam eden ağız dalaşı da, birbirlerine laf yetiştirme yarışı da ciddi bir oyundur. Söyleyecek sözü problemlere çare ve çözümü bulunmayanların uyguladığı bir yöntemdir. Artık halkımızın boş laflara karnı tok, icraata bakıyor. Bu konuda Sinop seçmeni de uyanık davranmalı, kendisi üzerinde oynanan oyunu bozmalıdır. Biz bu sebepten ötürü ver oyunu, boz oyunu diyoruz. Bu seçimlerde en seviyeli seçim kampanyasını hiç kuşkusuz Saadet Partimiz yürütmüştür. Kavga ve gerilim üzerinden siyaset yapmadı. Şahıslara meşgul olmadı. Halka ümit ve güven verdi. Yapıcı ve yol gösterici oldu. Çare ve çözümler sundu. Fark var, saadet var sözünü esas aldı. Bu özelliğini sonuna kadar da sürdürmüştür. Bakınız, elin bir kaza sonucu ülkemiz yasa boğulmuşken kimin konvoyu kalabalık, kimde çok araba var. Şarkılar, türküler, korna sesleri sokakları inletmektedir. Biz partimiz olarak bütün programlarımızı, mitinglerimizi ve hatta sesli anons yapan seçim arabalarımızı dahi durdurduk. Biz hakkın rahmetine kavuşan ve insanların bu insanların bu saygıyı hak ettiğini düşünüyoruz. Sözlerime son verirken kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Saygıdeğer hemşerilerim, her şey bir oy ile başlar. Oyun boşa gider diyerek, tercih ettiğin adayın kazanma şansı yok, bu yüzden oyları bölmeyelim diyerek sana baskı yapıyorlar. Bu senin hür iradene ve demokratik tercihine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Çünkü vereceğin bir oyla oyunlarının bozulacağını biliyorlar. Çünkü sen vereceğin bir oyla geleceğini yeniden kurabilirsin. Vereceğin bir oyla Sinop'u değiştirebilirsin. Vereceğin bir oyla yolsuzluğa bulaşana ve yandaşını kayırana dur diyebilirsin. Vereceğin bir oyla işsizliğe, umutsuzluğa ve yoksulluğa çare olabilirsin. Çünkü sen vereceğin bir oyla yeniden büyük Türkiye'yi kuracak güce sahipsin. Haydi Sinoplu hemşerilerim, yepyeni bir gelecek için farkı seç.